Bir deprem oldu, bir doğal afet yaşandı. Bölgeye en hızlı yardımı hava yoluyla taşırsınız. Büyük tonajlı uçaklar yardım malzemeleri taşır. Bölgeye ulaşılamayan noktaya helikopterler gider veya helikopterler boş dönmez. Koyduğunuz sedyelerle yaralıları hastanelere taşırsınız ve insan hayatına hızla dokunarak onları hayata tutunduracak işte deprem yardım malzemesiyle veya yaralıların taşınmasıyla ilgili operasyonu yaparsınız. Ama ya bölgede havalimanınız yoksa veya havalimanınız çok ağır hasarlanmışsa ne olacak? Şimdi bu havalimanları konusu depremle ilgili hazırladığımız seride çok önemli bir yer tutuyor. Ve elinizde dediğim gibi havalimanınız yoksa büyük tonajlı yardımları hemen bölgeye götüremiyorsunuz. Bunun için karayolunuz olması lazım. Bozulmadıysa demir yolunuz olması lazım. Veya bir deniz bağlantınız gerekiyor. Ama işler havaya göre çok daha yavaş ilerliyor. Bu son deprem felaketinde 6 Şubat'ta 11 ilimizi çok ağır bir şekilde vurdu. 40 binden fazla insanımız şu anlık rakamlara göre hayatını kaybetti. Havalimanları da ağır hasar gördü. Ve en ağır hasarı da Hatay Havalimanı gördü. Çünkü Hatay Havalimanı'nın pisti fay hattı üzerinde yapılmıştı ve bu pist adeta kullanılamaz hale geldi. Bu pistin yaklaşık 918 metrelik bölümündeki hasar nedeniyle şu an kullanılamıyor. Kalan bölümünde yaklaşık 6 gün süren çalışmanın arkasından da bu konuyla ilgili uzman inşaat kuruluşları gerekli düzenlemeyi yaptılar ve şu an sadece orta kapasitedeki Boeing 737, Airbus A320 serisi uçaklar buraya inip iniş kalkış gerçekleştiriyor. Peki neden Hatay Havalimanı bir fay hattı üzerine yapıldı? Ne gibi sorunlar yaşadı? Şimdi biraz zaman makinesine gidip 1950'lerin başına gidersek aslında 1940'ların sonunda İskenderun'a bir havaalanı kurulmasına karar veriliyor. Ve 1951'de de inşaat çalışmaları başlıyor. O zaman Hatay'ın İskenderun'da denize çok yakın bir bölge seçiliyor. Limana da çok yakın bu bölge. Ve buraya işte dönemin pervaneli uçaklarının iniş kalkış yapabileceği 1100 metre uzunluğunda bir piste sahip bir meydan açılıyor. Hatta 1954 yılında bu meydana ilk inişi Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen gerçekleştiriyor. Sabiha Gökçen biliyorsunuz dünyanın ilk muharip kadın savaş pilotu. Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri'nden sonra Türk Hava Kurumu'nda öğretmen pilot olarak görev yapıyor. Ve buraya ilk uçuşta Sabiha Gökçen gerçekleştiriyor. Fakat zamanla birlikte pistin uzatılma imkanının olmaması nedeniyle uçaklar da büyüyor. Bu uçaklar bu 1100 metre iniş kalkış gerçekleştiremiyor. Ve 1990'larda da yeni bir havalimanı arayışı başlıyor. Hatay'ın toprakları çok verimli ve Amik Ovası'nda bir göl seçiliyor. Bu göl kurutuluyor ve 2001 yılında buraya inşaat başlıyor. Tabii o dönem deprem yok. 2001'de yapılan meydan yeni pistiyle 2007 yılında hizmete giriyor. 3000 metre uzunluğunda, 45 metre eninde bir pist yapılıyor. Hızla Hatay'ın trafiği artıyor ve sonrasında da 2011 yılında da yeni terminal açılıyor Hatay'a. Burada gölü kuruttuk. Pisti yaptık çok güzel ama tabii sular akıyor tekrar. Gölü doldurmak üzere. Bu bir tabiat kanunu ve pist sular altında kalmaya başlıyor. Arkasından bölgede çok ciddi inşaat faaliyetleri yapılıyor. Sulama kanalları, işte pistin seviyesinin yükseltilmesi gibi çalışmaların ardından son yıllarda pek fazla artık su basmamaya başlıyor ama sonuçta doğaya karşı çıktığınız ve kurallarına göre oynamadığınız zaman insanoğlu hep yeniliyor. Sonunda da pist fay hattı üzerinde ve bu şiddetli deprem sırasında pist çok ağır hasar görüyor. Eğer Hatay Havalimanı faaliyette olabilse çok daha hızlı deprem malzemesi gidecek oraya, yardım malzemeleri gidecek ve sonrasında da işte insanlarımızı tahliye etmek çok daha rahat olacaktı ama pist kırılınca uçuş gerçekleştirilemez hale geliyor. Pisti kim tamir edecek? Türkiye'de iki büyük inşaat kuruluşu var. Havalimanı pistleri konusunda uzman. Bunlardan bir tanesi İstanbul Havalimanı'nı yapan İGA. Diğeri de TAV Havalimanları Holding'in inşaat ekipleri. TAV'da biliyorsunuz Ankara, Esenboğa, İzmir, Antalya, Bodrum
Gazi Paşa gibi meydanları işletiyor aynı zamanda. Bunlar hızla bölgeye geliyorlar. Bu pistin çok dikkatli bir şekilde tamir edilip tekrar faal hale getirilmesi lazım. 96 saatlik bir çalışmanın sonrasında da pist tekrar 2000 metrelik bölümü uçulabilir hale getiriliyor ve operasyon başlıyor. Burada şöyle bir soru çok fazla geldi. Hava kuvvetlerinin istikam bölükleri, taburları var üst seviyesinde. Bunlar niye bu işi yapmadılar? Çünkü askeri savaş konseptine göre normalde bu pistler vurulduğu zaman istikam birliklerinin elinde ekipman var. Hızlı bir şekilde pisti tamir edebilirler. Hatay Havalimanı sivil bir havalimanı. Bu havalimanında işte diyelim ki yetkisi olmayan askeri bir ekip geldi ve bakım işlemi, tamirat işlemi yaptı. Uçak inişte kalkışta örneğin orada yapılan yama çöktü ve lastiği patladı. Pistin dışına çıktı ve insanlar kazada hayatını kaybetti diyelim. Uluslararası sigorta şirketleri bu kazaya karşı herhangi bir ödeme gerçekleştirmiyor. Muhtemel İGA ve TAV ekiplerinin buraya daveti bu şekilde yapılmış olabilir. Bu arada tabii havalimanının tekrar faaliyete geçmesiyle ilgili de çok fazla iddialar ortaya atıldı. Burada herkesin bir çalışması var. Omuz omuza çalışması var. İşte burada pist kazılıyor. Yeni özel çimentolarla, işte özel silikon malzemelerle tamiratı gerçekleştiriyor. Burada yapılırken örneğin molozun da atılması lazım. Molozu uzman bir kuruluşun atmasına gerek yok. Bölgeye kamyon yollayabilen, işte başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ekipler bu işi gerçekleştiriyor. Yani omuz omuza çalıştığınız zaman bir şeyi yapabilir hale geliyorsunuz. Hatay Havalimanı'nın durumu bu şekilde. Sonuçta aklınızda şöyle olsun. Pistler gerçekten yaşayan birer varlık gibi, bir bebek gibi düşünün. Çok iyi korunması gerekiyor. Yerden baktığınız zaman işte pistin zemininde böyle bir asfalt, beton yüzeyi görebilirsiniz. Ama minimum 50 santim. Daha fazla derine girdiğiniz zaman 130 santimetrelik çok ciddi bir altta zeminler var. Özel malzemeler kuruluyor. Özel malzemeler seriliyor. Bunların çok önemli testleri var. Bakımları gerçekleştiriliyor pistlerin. Zamanda işte asfaltsa yüzeyi veya betonsa çeşitli kırılmalar olabiliyor. Hemen müdahale edilmesi lazım. Ve düşünün bir pistte işte 100 ton ağırlığında bir yolcu uçağı düşünün. Ve yaklaşık saatte 250 km hızla o tekerlekler piste temas ediyor. Bunun bakımını yapmanız ve her zaman operasyona, uçuş emniyeti açısından uygun bir durumda vermeniz gerekiyor. Bunlar gerçekten dünyada az sayıda uzman şirket tarafından yapılabilen konular olduğunu ifade etmemde fayda var. Gelelim doğal afet konusuna. Bir kere daha öğrendik ki bu ağır depremle birlikte Türkiye depremle yaşamasını öğrenmek zorunda. Ve elinizdeki imkanları da buna göre çok iyi organize etmeniz gerekiyor. Bugün en önemli örneklerden bir tanesi Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı 2019'a kadar 3 pistiyle Avrupa'nın çok önemli havalimanlarından biriydi. Sonra İstanbul Havalimanı yapıldı. Şu an operasyon orada devam ediyor ama bu yapılmanın arkasından hemen 2 pisti üzerine önce bir pandemi hastanesi yapıldı. Sonra pandemi hastanesi tekrar söküldü ve şu an buraya millet parkı yapılıyor. Yarın öbür gün İstanbul'da büyük bir deprem olduğu zaman bu havalimanlarına yardım uçakları inecek. Ve elinizde pistiniz yoksa işte Hatay'da gördüğünüz gibi yardım uçakları inebilecek. İnsanları tahliye edemeyeceksiniz. O açıdan ben oradaki Atatürk Havalimanı'nın 1-7-3-5 kuzeyli güneyli 2 pistinin kırılmasını çok yanlış buluyorum. İkinci konu havalimanının terminali. Şu an bu terminal boş duruyor ve 4 yıl önce bu terminalin her şeyi çalışır bir şekilde devlet hava meydanlarına teslim edilmişti. Bu terminal binası ile ilgili 4 yıldır hiçbir şey yapılamadı ve içinde yaşamadığımız bina da sonuçta çürümeye, eskimeye başlıyor. Bu binanın hızlı bir şekilde işte acil durumlarda, pandemide hastane olabilirdi. Bu deprem döneminde binlerce depremzedenin içinde barınabileceği devasa bir otel haline getirilebilirdi. Veya normal zamanlarda burası birer işte fuar alanı, eğitim merkezi, üniversite gibi kullanılabilir. Bunlar yeni binalar. 2000 yılında hizmete girmiş bir terminal binasından söz ediyoruz. Ve terminal binası yapılırken de sismik izolatörler depreme çok dayanıklı bir şekilde yapılmış binalar ve bu binalardan uzun yıllar yararlanılabilir.
Bu binaların bir başka avantajı da yer altından metro bağlantısına sahip olması. Bu metro hattı da aktif bir şekilde tutularak insanlar buralara tahliye edilebilir. Ama İstanbul'un ortasındaki bu çok değerli arazi ve mevcut pistlerini bile ne yazık ki koruyamamış durumdayız. Benzer bir durum İstanbul'un Asya yakasında Samandıra için geçerli. Samandıra'dan askeri birliğin bir kısmı taşındı. Oraya tamam bir hastane kuruldu ama burası yedek bir meydan, lojistik bir üs haline gelebilir. Benzer bir şekilde hemen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanında, tabi bu arada parantez açalım, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pisti bir türlü bitirilemedi. Elinizde pistiniz varsa uçak iner, pist yoksa uçak inmez. Hemen yanında eski Tuzla Piyade Okulu vardı. Bunun içinde de çok önemli bir pist var. 1061 metrelik Tuzla içerisindeki meydandaki şu anlık 41. Bakım Merkezi'ne ev sahipliği yapılıyor. Burada da bir lojistik merkez kurulabilir. Gerektiğinde ufak uçaklar inebilir. Hatırlayacaksınız bu deprem videosunun ilk videosu ufak uçaklarla ilgiliydi. Bu ufak uçaklar havalimanlarının kapalı olduğu noktalarda düz bir yola bile inebilecek özelliğe sahipler. Ve ne yazık ki bu başta organize edilemedi. Bunlarla ilgili bizim çok ciddi karar almamız gerekiyor. Videonun başında size eski İskenderun Havaalanı'nı anlatmıştım. Eski İskenderun Havaalanı şu an ne yapılıyor derseniz, ne yazık ki 2009 yılında bu meydan Mustafa Kemal Üniversitesi'ne verildi. Ve hatta burada bir sivil havacılık okulu kurulacak ve bu pist kullanılacaktı küçük uçaklar tarafından. Fakat burası bugün bir yol haline getirildi. Bugün İskenderun Teknik Üniversitesi'nin kampüsü olmuş durumda ve bu pistte halen kullanılıyor. Bu tür çalışmalar, ben sadece işte Atatürk Havalimanı, Samandıra, Tuzla'yı verdim. Eski Samsun Meydanı, TOKİ konutları oldu. Türkiye'mizin etrafında çok farklı meydanlar var. Bu meydanların korunması, acil durumlarda tekrar faaliyete sokabilmek üzere pistlerin aktif olarak tutulması gerekiyor. Lojistik merkezleri haline getirilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde doğal afetlere karşı bir önlem alınmış olabilir. Bu yüzden biraz inşaat sevdamızı törpülememiz, bu konularla ilgili geleceği düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye İstanbul Havalimanı'nı yaparken çok hızlı bir şekilde, işte Almanlar hala Berlin Havaalanı'nı bitirememişti ve böyle bir tartışma konusu olmuştu. Sonuçta çok başarılı inşaat şirketlerimiz var. Uluslararası işler yapıyorlar ama bazı şeyleri oturup düşünmek gerekiyor. Karar vermek gerekiyor. Tamam, onlar çok yavaş gittiler ama bu dönem içerisinde nelerin yapılabileceğini geniş olarak düşünmek ve bu anlamda da karar almak gerekiyor. Geleceği öngöremezsek, elimizdeki imkanları kullanamazsak sonrasında bunların maliyetleri ne yazık ki ülkemiz tarafından ödenmek zorunda kalıyor. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Çok önemli bir yıl. Ve bu yıl içerisinde biz aslında bu depremle birlikte ikinci bir kurtuluş savaşı mücadelesi veriyoruz. Eğer geleceğimize yeterli önlem almazsak, depremle yaşamayı öğrenmezsek gerçekten bu ülke çok ciddi bir hasar alacak ve çok ciddi kayıplarımızın olacağına açıkça inanıyorum. Deprem serimiz konular geldikçe devam edecek. Bu işi gündemde tutmamız lazım ki gelecek için hep birlikte önlem alalım.